Sosyal medyada paylaşılan o kan donduran görüntülerin ardından ekipler hemen harekete geçmişti. Gece saatlerinde Emrah Yılmaz, bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'ın evine baskın düzenleyip gözaltına almıştı. Ardından Yılmaz Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Orada ifadesi alınmıştı. İfadesinin de detayları ortaya çıkmıştı. Emrah Yılmaz kimseyi tehdit etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi darp etmediğini iddia etmişti. Ve ayrıca o metoda bulunan kişilerden de şikayetçi olduğunu, yanındaki bıçağı da kendini korumak amaçlı çıkarttığını, darp edileceğini, linç edileceğini düşünerek çıkarttığını belirtmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından Emrah Yılmaz adliyeye sevk edilmişti. Ayrıca Emrah Yılmaz'a ait de 20 ayrı suç kaydı da bulundu. Bunların arasında ise kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi suçlamalar, suç kaydı da bulunuyordu Emrah Yılmaz'a ait. Ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede de savcılığa ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren ifadenin ardından da Emrah Yılmaz 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece de zaten ekranlarımıza da son dakika olarak da verdiğimiz gibi bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz çıkarıldığı mahkemece de tutuklanmış oldu diyelim. Biz yine gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.